Merhaba. Aslında ben bu YouTube kanalını, daha doğrusu YouTube kanalı sayılır mı onu da bilmiyorum. Şahsım adına açılmış bir kanal. Çünkü kanal ne bileyim benim gözümde belli bir isimle, belli bir amaçla açılır. Hani kanal açmak isteseydim herhalde Voynich tartışmaları gibi bir şey tercih ederdim. Ben YouTube'da video çekmeye veya YouTube'a video atmaya karar vermemin sebebi çözümü çözümüyle ilgili yazmış olduğum bir kitap var. Amazon'da yayınlandı bu kitap. İngilizceye çevrilerek yayınlandı. Ee, bu kitapla ilgili hani teorimle ilgili herhangi bir soru gelirse, eleştiri gelirse onlara cevap verebilmek. Bir de hani bu kitabın çıktığını duyurabilmek, burada böyle bir teorim olduğunu duyurabilmek diye bunun için küçük böyle İngilizce videolar çekecektim. İşin aslı, işin gerçeği ben Türkiye'de bu kitabın veya böyle bir teoriye rağbetin çok fazla olacağını düşünmedim. Orayı kaçırmışım. O yüzden kitabın Türkçesini de çıkarmadım. Hani Türkçesinin çıkması için de bir girişimde bulunmadım bugüne kadar. Bunun yerine daha çok İngilizce materyal üretmem gerektiğini düşünüyordum. Fakat geçen sefer Sümeyra Hanım'la yaptığımız röportajın, ki teşekkür ediyorum kendisine. Hani bu konuda mutlaka bir röportaj yapmamız gerektiğini söyledi. Bir kısmını burada yayınladıktan sonra bir şey fark ettim. Tam aksine Türkiye'den de bu kitapla ilgili yorumlar geliyor, görüşler geliyor ve burada da bununla ilgili bir ilgi var. Bu beni gayet de memnun etti. Hani aynı dili konuşabildiğim insanlarla tartışmak, onlarla birlikte görüş üretmek, onlardan geri dönüşler almak, benim onlara söyleyeceklerimi duyurabilmem, yani böyle bir kitle olmasa, böyle bir kitleyle birlikte hareket etmek, yani bir kişi bile olsa kitleden kastım o, benim için müthiş bir zevk. Yani böyle bir şey olmasını isterim. İnsanların yorum yapmasını isterim bu konuda. İnsanlarla birlikte hareket etmek isterim. Ama Bu da bana keyif verdi. Anladım ki böyle bir şey oluşabilir. Yani Türkiye içinde de bununla ilgilenen insanlar var. Bunu anladıktan sonra da şuna karar verdim. Ben böyle bir şeyin olduğunu hiç planlamadığım için şu ana kadar ben planlı video yüklemedim. Ben şu ana kadar sadece birkaç nokta ile ilgili dediğim gibi videolar hazırlayıp yükledim. Yoksa ne anlattım? Boynih ile ilgili analizimle, çözümümle, teorimle bunu anlatmadım YouTube'da. Ama madem şu anda böyle bir karşılık buluyor. O zaman şuna karar verdim. Bu andan itibaren böyle küçük başlıklar halinde, öyle bir saatlik bir röportaj halinde değil, yani dağınık bir konuşma halinde değil, daha disipline edilmiş, daha çalışılmış, küçük videolar halinde ile ilgili teorimi, analizimi, çözüm önerimi ortaya koyayım. Hani bununla ilgili küçük süreli arka arkaya videolar yükleyeyim dedim YouTube'a. Bir karşılık buluyor madem. Bu amaçla bundan sonra YouTube'da böyle daha kısa süreli belirli spesifik başlıklar altında teorimi küçük yapı taşlarına ayırarak burada küçük videolar halinde ilgilenenler için yayınlamayı düşünüyorum. Bundan sonra yayınlayacağım. Teorimle ilgili şunu söyleyebilirim. Ben şahsen bu oyunu çözmüş olduğumu düşünüyorum. Ama kesin olan şu, benim düşünmem bir şeyi değiştirmiyor. Yani bu herhangi bir teori için de böyledir. Sizin bir şey düşünüyor olmanız, sizin bir şeye inanıyor olmanız gerçeği değiştirmez. O yüzden Voni çözdüm diye ortaya çıkmıyorum. Ya bununla ilgili basın kuruluşlarına haber vereyim, medyaya haber vereyim. Hani işte ben Voni'yi çözdüm diyeyim. Hani böyle öyle oturuyorum konuşurken ben Voni'yi çözdüm işte burası böyle diyeyim demek istemiyorum. Çünkü bu böyle bir şey değil. Ben burada sadece ee, belli alanlarda yapmış olduğum bazı tespitlerden yola çıkarak bu kitabın Mayalar tarafından yazılmış olduğunu gördüm ve bu sonuçları da diğer insanlarla bir kitap vasıtasıyla paylaştım. Ha bu bir tartışma konusudur, tartışılır. Eğer diğer insanlar da derlerse ki alanın uzmanları özellikle derlerse ki evet doğru. Dediğim gibi bu kitap bu kurallarla okunduğunda bu anlam çıkıyor. İşte o zaman ben bu çözmüş olurum. Ama yine bu oyunu çözdüğümü ben söylemem. Çünkü bunu söylemek bana düşmez. İnsan kendi iddiasının hakemi olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bundan sonra yükleyeceğim videolarda bir şeye özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Çözüme bir şey diyemem. Yani çözüme şöyle bir şey diyemem. Bir yandan da <laughs> ben bir Türk'üm. Ben bu kitabı çözmeye başlayıp bu kitapta ortaya çıkan kelimelerin taramasını yaptığımda anca Maya dili hakkında bir fikir sahibi oldum. Ondan önce açıkçası ben Mayaca merhaba demek nasıl söyleniyor bilmiyordum. Bu kitap yüzünden mecburen sonradan hızlandırılmış kurs gibi Mayaca çalışmak zorunda kaldım. Öneklerine, son eklerine, gramer yapılarına, hatta günümüz Mayacası da yetmedi, Maya gliflerini incelemek zorunda kaldım hani çok uzman olduğum içinden geldiğim bir alan değil. Ben kendim tarihçiyim. Hani keşke olsaydı da Türk tarihiyle alakalı bir bölüm olsaydı o zaman çok daha ayaklarım yere sağlam basardı. Hani kesindir diyebilirdim. Ama bir başkasının konuştuğu dille ilgili ortaya attığım bir iddiada o kadar cüretkar olamam. Cüretkar olmayı istemiyorum. Öte yandan şunu söyleyebilirim. Her ne kadar çözümde böyle mütevazi olsam da, çözümle ilgili kısımda karar benim değil desem de şu konuda eminim. Yapmış olduğum analizde gerçekten iddialıyım. Bunu da analiz yaparken niye olduğunu görerek gideceksiniz. Bunu parça parça zaten o videoları izlediğinizde analizin ne anlattığını anlayacaksınız. Öncelikle analiz zaten bize kesin bir şekilde bu kitabın Avrupa'da yazılmadığını gösterecek. Ve analiz bölümü bittiğinde buna benle beraber siz de ikna alacaksınız. Önemli olan nokta bu. O yüzden analizi kaçırmayın. Çünkü analiz eğer bu kitap Maya dili değilse bile analiz... Bu saatten sonra bu kitapla ilgili yapılan çalışmalara yön verecek. Emin olun. Yeterli tartışmadan sonra şunu görecek ki çoğu araştırmacı, benim de analizi yaparken gördüğüm gibi bu kitabın yazıldığı coğrafya bizim beklediğimiz coğrafyaların dışında kalan bir bölge. Bu da Voynich'in çözülme sürecinde emin olun bir dönüm noktası oluşturacak. Ha. Eğer ortaya koyduğum çözüm doğruysa zaten çözülmüş olacak. Ona bir şey demiyorum. Ama o yanlışsa bile bu kitabın benim size anlatacağım bu saatten sonraki videoların analiz bölümleri gerçekten çok önemli. Ve bu bölümleri dinlerken lütfen Voyni e, sadece bir gizem olarak değil, elimizde bulunan, incelenmesi gereken bir materyal olarak bakın ve Von ile ilgili Yale Üniversitesi'nin kendi web sitesinde zaten dijital ortamda indirebiliyorsunuz. Eğer merak ediyorsanız hani siz de analiz doğru olabilir mi, olamaz mı? Söyledikleri doğru mu, yanlış mı, hata mı yapıyor diyorsanız bir şekilde benimle birlikte bu tartışmada devam etmek isterseniz eğer dijital ortamda kitabın PDF'ini indirin. PDF'ine mutlaka bir göz atmışlığınız olsun. Eğer PDF'ine bir yarım saat göz atmışlığınız olursa ondan sonra benim burada söyleyeceğim şeyler sizin için daha anlamlı hale gelir. Ve söylediklerimi orada check etme, orada kontrol etme fırsatı yakalarsınız. Eğer burada benimle birlikte devam edecek olanlar olursa yorumlarıyla hani eleştirecek ve onaylayacak küçük de olsa bir grup olursa gerçekten çok memnun olurum. Çünkü birlikte birbirimize katkı sağlarız. Burada önemli olan bu o çözdü, bu çözdü, sen çözdün, ben çözdüm durumu değil. Burada önemli olan benim gibi eğer merak ediyorsanız sonucu ve bunu çözülmesini istiyorsanız, içinde yazılanları merak ediyorsanız lütfen bana eşlik edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.